Amerikan Associated Press Ajansı Türkiye'nin hava operasyonları hakkında bir haber yayınladı. Haberde yer alan ifadelerde ise PKK'nın apaçık bir şekilde savunulduğu görüldü. Ajans yayınladığı haberde Cuma günü başlatılan sınır ötesi saldırılarda Türkiye'nin sadece IŞİD'i değil, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele eden Kürt militanları da vurduğunu iddia etti. PKK'lıların Suriyeli Kürtler olarak anıldığı haber şöyle devam etti. Amerika Hava Güçleri tarafından desteklenen Suriyeli Kürtler, IŞİD'e karşı en etkin mücadele eden güçler arasında yer alıyor. Ama Türkiye'nin korkusu bunların yeniden ayaklanıp bağımsız bir devlet kurması. Kardeşim şimdi orada göz göre göre bir rezillik çıkartmana gerek yok. YPG PKK'dır, terör örgütüdür. Amerika'nın bunu desteklemesi suç olur. Bunu söylediklerinde uluslararası mahkemede yargılanmaları gerekir. İlgili mercilere başvursun Türkiye. Evet, Yahut vatandaş olarak biz de başvurabiliriz. Suç işliyor şu an terör örgütünü destekleyerek. Bu destekleyen kişilerin hepsini ilgili uluslararası mahkemelere şikayet edelim. İnşallah. Uluslararası kuruluşlara şikayet edelim. Alenen suç işliyorlar. Şimdi bu YPG'yi destekleyen Amerikalıları bir tespit edelim. Listesini çıkartın. Bunlar hem Birleşmiş Milletler'e şikayet edelim, her yere şikayet edelim dilekçeyle, resmi dilekçeyle. Islak imzalı. Yani bunlar uçuyor ya. Lan Amerika'da bunlar olsa bunlar ne yapar ya? Yeri göğü birbirine kadar terbiyesizliğe bak. Türkiye'yi bölmeye karar vermiş. Kuzey Kore modeli bir komünist devlet kurmaya karar vermiş. Adamları destekliyor adam. Türkiye ile. O zaman Amerika'da bağrına basar işte. Salim Müslim'i sen buraya çağırırsan, terör örgütünün başını buraya çağırırsan, ya inanılır gibi değil ya. YPG terör listesine alınsın diye etiket yapalım. Evet. Hem Türkçe hem İngilizce etiket yapalım. YPG terör listesine alınsın. Çünkü kendileri söylüyorlar biz PKK'lıyız diyorlar zaten. Tabii. Ayrıca mahkeme kararı da var YPG'nin terör örgütü olduğuna dair. Uluslararası teşekküllerin de açıklamaları var. Zaten Abdullah Öcalan resmini asıyor adamlar. PKK bayraklarıyla dolaşıyorlar. Türkmenleri kurşuna dizdiler. Arapları kurşuna diziyorlar. Köylerini boşaltmaya mecbur ediyorlar. PYD, YPG, YPJ, PEJAK hepsi PKK'dır bunlar. Tamam PKK. Yani isim değiştirmek çok kötü bir taktik. Salih Müslim konuşmalarını Öcalan posteri altında yapıyor genelde. Fotoğraflar vardı. Yani adamı Türkiye'ye davet ediyorlarsa o tamam o zaman. Önce YPG'nin terör listesini alması lazım Türkiye tarafından. Salih Müslim'in de görüldüğü yerde tutuklanması yönünde karar alınması lazım. Terör örgütüne üye olmaktan. Sadece İngilizce yapalım. YPG terör listesine alınsını. Çünkü Türkçe İngilizce yaparsak bölünür. Bu yabancıların duyması gerekiyor. İşte Tayyip Hocam diyor PKK PYD bizim için eşittir diyor. Aynı diyor. O zaman Salim Müslim'in ne işi var burada? Geldiğinde tutuklanması lazım. Örgüt üyeliğinden.